Efendim, Arda'nın Ramazan Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 tane harika tarif vereceğim size. Her zaman olduğu gibi iftar sofralarımız bu tariflerle şenlenecek, coşacak. Önce bir kıymalı tarhana çorbası yapacağız. Çok güzel ve nefis bir başlangıç, mideyi hazırlar. Arkasından bir beşamelli ve sebzeli tavuk yapacağım. Sebze olarak da bol ıspanak kullanacağım ki tavuğa iyi yakıştığını düşünüyorum. En sonunda bir muhallebili muzlu kadayıf tatlısı yapacağım. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif olacak. Bence bu tarife de bayılacaksınız. Şimdi önce tarhana çorbasının bir genel hazırlığıyla işe başlayacağım. Tarhana çok kıymetli bir ürün ve hani yaz kış hiç fark etmez, 10 numara 5 yıldız içidir. Tarhananızın özelliğini biliyorsanız ona göre davranırsınız tarhanaya. Yani özellikle içerisinde fazlaca kuru nane varsa ekstra eklemezsiniz. Hiç yoksa biraz eklersiniz. Ya da içerisindeki biber bir tık daha azsa eklersiniz vesaire. Ama her şeyden evvel tarhanayı pişirmeden önce birazcık açmak lazım. İster sütle ister sıcak suyla birazcık açmak, birazcık çorbanın içeceği kıvam için hazırlamak lazım. Ben de üstüne birazcık su çektikten sonra bir çırpma teli veya bir çatalla şöyle hafiften bir karıştırıyorum ve bu şekilde kenarda çorba yapılana kadar bekletiyorum. Tamam mı? Genellikle zaten tarhanada ana formüllerden bir tanesi budur. Önemli olan bunu düzgün yapmak. Şimdi o pişerken, o hazırlanırken ben hızlıca bir tavuğun işlemine başlamak istiyorum. Beşamelli tavuğun bir genel hazırlığı var. Öncelikle tavuk için olan bir kesme tahtanız varsa, ki bence mutlaka olmalı, onu tezgahın üstüne koyarak işe başlayın. Tavayı ısıtmaya başladım gördüğünüz gibi ve tavuk göğüslerle çalışıyorum. Burada elimde 6 adet tavuk göğüs var. Şu ve göğüslerin şurası, aslında şu kısmı tavuğun böyle güzel bonfile gibi olan kısmıdır. Ama bunu asla ayırmayacağım çünkü bütün tavuğu kullanmak istiyorum tarifte. O yüzden onu tutacağım. Keskin bir bıçakla, küçük ya da büyük hiç fark etmez, tavuğunuzun şu yan yaka kısmına bıçağınızla şöyle bir delik açmanızı istiyorum. Bakın, cep gibi adeta, tamam mı? Ve deliği hani ne kadar derin ve içine malzeme doldurulur vaziyette açarsanız aslına bakarsanız o kadar iyi. Şu ideal, tamam mı? Tamamen bunu hayal ediyorum. 6 tane tavuk için aynı işlem. Dediğim gibi şu kısmı bonfile kısmı olduğu için buradan açarsanız yırtılır ama diğer kanat kısmının üstünden açarsanız şöyle güzel bir cep oluşturmuş olursunuz, tamam mı? Bu cepleri biz sebzeyle dolduracağız sanmayın. Bunları peynirle dolduracağız ki tavuk daha da güzel ve lezzetli bir şekilde olsun. Sebzeyi beşamelle olan ara kata düşünüyorum. O yüzden bu iç kısımlar kaşarla dolmak için şöyle bıçakla güzelce hazırlanıyor. Bakın, derinlemesini açıyorum ve şöyle hatır sayılır bir cep oluşturuyorum. Bir yüzleri şu anda tavada, tuzlu olan yüzleri. Diğer taraflarına da hafif bir tuz serptim. Çünkü iyice renk aldıktan sonra bunları ters yüz edeceğim, işi bitireceğim. Tavuklu olan kesme tahtası, bıçak ve benzeri her şeyi elinizin altından kaldırın, yıkayın. Ellerinizi de şöyle güzelce yıkayın. Ondan sonra işlemlerinize devam edin. Bu şekilde çapraz bulaşmayı tamamen önlersiniz ve tavukla çalıştığınız yüzeyler sadece tavukla çalışarak kalır. Şimdi tavuklar pişiyor. Tarhana hafiften sıcak suyun içinde bekliyor. Ben tatlının bir genel hazırlığına geçeceğim. Bir kere tatlımız şerbetli bir tatlı ve önce şerbetini hazırlayacağız. Burada 2,5 su bardağı kadar toz şeker var. Bunun üzerine hemen hemen aynı 2,5 su bardağına 2,5 su bardağı olacakmış vaziyette su ekliyorum. Aşağı yukarı 2,5'a 2,5 hafiften karıştırarak şekeri burada güzel güzel eritiyorum. Şimdi tavuklara çok bir şey yapmayın, kendi halinde bırakın. Çünkü bir tarafları ne kadar güzel iz alırsa diğer tarafları da aynı şekilde o kadar güzel iz alır. Ama siz bunları tamamen hafif izlemeden çevirirseniz bir tık fazla su salacaktır. Aklınızda olsun, kendi haline bırakın. Yaklaşık bir 4-5 dakika kadar bir tarafları iyice bir renk alsınlar. Şimdi muhallebinin, yapacağımız muhallebili kadayıf tatlısının şerbetini de koydum.
çırptım, şekerini erittim ve burada tıkırdamaya bırakacağım. Tamam. Ondan sonra da alacağım, kenarda biraz limon suyuyla beraber bekleteceğim. Hazırlayacağım kadayıfın bir iç harcı var efendim, tamam mı? Öncelikle ocağın üstüne şu şekilde bir sos tenceresi koyarak işe başlıyoruz. 2 su bardağı kadar süt ekleyeceksiniz tencerenin içine. Hemen arkasından üstüne 1 su bardağı kadar irmik ekleyeceksiniz. İrmiği birazcık şişireceğiz ve güzelce pişireceğiz. Arkasından hepsini beraber yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağız. En son tereyağını aslında parlaklık için de koyabilirsiniz. Ama şu anda da koyabilirsiniz. Çok dert değil çünkü bunların hepsini koyup karıştırabileceğiz. Bir de aynen şu bardak ölçüsüyle yarım bardak kadar da su koyacağız bunun içine. Bu bizim son derece basit irmikli iç harcı olacak. Sonra da bir çırpma teliyle bunların hepsini karıştıracağız. Hafif ısındıktan sonra da irmiği şişire şişire bunun içinde güzelce pişireceğiz. Bu bizim iç harcımız. Şerbet kaynamaya başladı hafiften. Etlerin de rengi dönmüştür. Hadi gelin şunları bir ters yüz yapalım. Dediğim gibi alt tarafını tuzlamıştım. Eksik kalırsa şu diğer taraflarını da tuzladıktan sonra bakın. Şu güzel rengi görüyor musunuz? Aslına bakarsanız ben bu rengi yakalamak istiyorum. O rengi arıyorum. Her iki taraflarında da bu hoş, hafif karamelimsi rengi yakalamak benim için şu anda en önemli husus. İçleri bir tık çiğ kalabilir, dert değil ama hafif bu karamelize doku nefis bir şekilde gidiyor. Şimdi gelelim tekrardan buraya. İlk yapacağım şey irmiği yavaş yavaş pişirmek, birazcık kalınlaştırmak, birazcık gövdelendirmek. Gördüğünüz gibi irmik hemen kalınlaştı ve sertleşti. Şimdi bunu daha da fazla kalınlaştırmak ve sertleştirmek istemiyorum. Çünkü epeyce böyle blok vaziyetinde güzel bir kıvamda. Bu bir turda fırının içinde pişecek. Tamam. O yüzden sıvı bırakmayın asla. Ama böyle öldürene kadar da tamamen katılaştırmaya da çalışmayın. Fırında da pişecek. İçerisine birazcık şerbet alacak. 10 numara 5 yıldız bir kıvam alacak. Şimdi ben bir sıkma poşetine koyuyorum. Niye? Çünkü onunla benim bu irmiğe yön vermem, irmiği istediğim gibi yönlendirmem ve hazırlayacağım kalıbın içerisine transfer etmem daha kolay oluyor. O yüzden bir sıkma poşetini aldım. Ve şöyle azıcık sıkma poşetinin içerisinde kenarda dinlendiriyorum bunu. Tamam. Soğusun diye onu da şöyle bir cam kasenin içerisine çıkartıyorum. Ha, özür dilerim. Şerbetini, limon suyu sıkmayı unuttum. Azıcık birkaç damla limon suyu her zaman olduğu gibi. Soğudukça birazcık daha jölemsi bir kıvama gelmesine yardımcı olur. Limon suyunu da sıktık. Bunu da aldık. Bu da kenarda bekliyor. Tamam. Ve artık tavuklara dönebilirim. Tavuklarda da temiz bir tabak alacağım. Ve tabağın içerisine çıkartacağım tavukları. Tam istediğim kıvamda her iki tarafları da şöyle güzel karamelimsi bir renk almış durumda. Tamam. İçleri hala azıcık çiğ olabilir. Dert değil. Bunlar fırında da bir tur pişecekler. Ama şu altın rengi olan karamelimsi doku benim çok önemsediğim bir doku. Gördüğünüz gibi tavaya şu ana kadar hiç yağ vesaire bir şey koymadım, tamam mı? Ve şu tavuktan çıkan bütün muhteşem lezzetler tavanın içerisinde. Şimdi artık bu tavanın içinde çalışmanın vaktidir. Bak, ateşin altını kıstım. Tavayı birazcık sakinleştirdim. Ve bunun içerisine zeytinyağı koyuyorum. Yaklaşık böyle 2-3 kaşık kadar. Belki bir tık daha fazla. Ve aynı tavaya soğanı atıyorum. Soğan zaten tava hali hazırda sıcakken hızlıca kendini bırakacak. Ama aynı zamanda tavayı hafif kazıyacağız ve mutfak literatüründe deglaze denilen, yani tavanın içerisindeki tavuktan gelen bütün o parça lezzeti soğanın hafif kendi öz suyuyla beraber tekrardan yemeğin içine katacağız. Yani hani bu tavayı yıkayıp temiz tavayla çalışayım derseniz bir sürü lezzeti yok etmiş olursunuz. O yüzden biz onu yapmadan bu işlemi daha kolay bir hale getirelim istediğim için aynı tavanın içerisinde soğanlarla beraber çalışmaya başladım ve hemen
tavuğun kendi o güzel lezzetiyle beraber soğanın dış rengi döndü. Hafif kontrollü bir ateşte, orta ateşte onları öyle pişirmeye devam edeceğim. Mutlaka ve mutlaka sarımsağa ihtiyacım var. 2-3 diş kadar sarımsak muhteşem olur. Böyle büyük parça koyabileceğiniz gibi şu sarımsak sıkma aparatıyla şu iki, bir tane daha içine ekleyeceğim. Maşallah bayağı da büyük sarımsaklarım. Toplam 3 tane sarımsak soğanlarla beraber burada hafiften dönmeye başladılar. Çok lezzetli bir başlangıcımız var. Tavuklarla çalışmazdan hemen evvel iyice soğumalarını istiyorum. Hem elimizi yakmamak adına hem de birazcık içlerini kolay doldurduğumuzda peynirlerin hızlıca eriyip gitmemesi adına. Şimdi soğan ve sarımsak burada yavaş yavaş kendilerini bırakmaya başladılar. Tamam. Onlar hafiften kendilerini bırakılırsınlar. Ben içerisine koyacağım şu ıspanağı alıp geleyim. Bolca ıspanak var burada. Aslında çok değil ama yani piştiği zaman çok kalmayacak. Bolcadan kastım da aşağı yukarı 2 bağ kadar. Tamam. Öncelikle bu ıspanağı şöyle parça parça alıyorum. Hiç kesip doğramanıza da aslında gerek yok ama kesip doğrarsanız içeride birazcık daha kolay hem hacimlerini bırakır hem de yapacağımız sebzeli bir ara harcın her yerine daha rahat dağılır diye. Ama çok da böyle süper özenli ve hani böyle hepsini şu kadar santim doğramanız gereken bir durumda yok açıkçası. Alın şöyle kaba taslak biraz çala kaşık doğradıktan sonra doğradığınız parçayı da hiç vakit geçirmeden soğanlı ve sarımsaklı katmanın üstüne atın. Aynen bak soğanlarla beraber birleştirdiğimizde güzel hacmini kaybetti. Yaklaşık böyle bir 3-4 dakika kadar daha ateşte tutacağım ve hafif suyunu çekmeye başlarken de ateşten alacağım. Tamam. Bu burada olurken de hızlıca beşamelini yapayım. Aslına bakarsanız her zaman olduğu gibi klasik bir beşamel tarifim var size. Şu tip bir küçük sos tenceresinde işlemi yapıyorum. Tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Tamamen göz kararı. 1, 2 ve 1, 2, evet. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Tereyağı eridiği zaman üstüne 3 kaşık kadar da un koyacağım. Hafiften bir tur şöyle un ve tereyağı ısıyla beraber bir araya getirelim. Kıvam yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tuzunu koyacağım. Şimdiden koyabilirim. Bir parçacık karabiberini koyacağım. Muskatını hafiften üstüne rendeleyeceğim. Yarım muskat gayet yeterli olacaktır. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Hafif tıkırdamaya ve unun kokusu çıkmaya başladıktan sonra da sütünü koyacağım. Toplamda aşağı yukarı 4 bardak kadar süte ihtiyacım var. Yeterli olacaktır. Hafif un kaynamaya başladı. Sütünü çırparak ekliyorum. Genellikle şey derler böyle hani koyun falan gerek yok. Hepsini bir batımda ekleyebilirsiniz. 4 bardak süt. İlk başta hafif sıvımtırak bir kıvamda, tamam? Ama siz bunu karıştırdıkça ve süt ısınıp birazcık buharlaşmaya başladıkça kıvamı iyice istenilen noktaya gelecektir. Burada da bakın ıspanak birazcık suyunu saldı ve hafiften topladı, tamam mı? Kupkuru bir hale gitmeyi hayal etmiyorum. Bir parçacık nemli nemli bırakıyorum. Bunun da altını kapattım ve kendi tenceresinde soğumaya bıraktım. Ara ara gidip bunu karıştıracağım ve istediğim sıvı ama gövdeli bir kıvama gelsin diye kendi halinde burada bekleteceğim. Artık tavuklara dönebilirim. Bakın tavuklarla ilgili şöyle bir genişçe fırın kabında çalışıyorum. Tavuğunuzu alın, tamam mı? Şurasından hafifçe bir cep açmıştık hatırlıyorsanız. Bu cebin içerisini ince rendelediğiniz kaşar peynirle doldurun şöyle. Tamam.
Her bir tavuk için aynı işlemi yapabilirsiniz. Bak şöyle açmıştık ve derinlemesini açmıştık. Alıp bunu şöyle birazcık kaşar peyniriyle doldurun. Bu da 6 numaralı tavuk. Tamam. Hafif tepsinin kenarlarından peynir dökülse hiç sorun değil. Hatta bence güzel bile oluyor. Tamam. Şu tavuğun güzel öz suyu var burada. Bunu hiç heba etmeyeceğiz. Şöyle üstüne güzelce dökeceğiz. Arkasından buradaki sebzeli olan katman. Şuna bir bakayım. Ha, yavaş yavaş. Evet. Son derece güzel. Sebzeli katmanı da alıyorsunuz. Hem biraz aralara, duruma göre tavukların üstüne, kenara köşeye iyice pay edip, yani şu arada kalan boşluklar hafif sebzeyle dolsun. Kalan sebze de tavukların üstüne konsun. Tekrardan döndüm beşamele. Kıvamını bakın yoğunlaştıracağım, tamam mı? Ama kas katı bir kıvam olsun istemiyorum. Zaten içine koyduğumuz 3 kaşık un, yani 4 su bardağı süt birazcık daha böyle sıvı bir kıvam elde etmemizi sağlar. Hafif böyle sıvımtırak bir kıvamdayken üstüne koyup bu şekilde servis edeceğim. Ama her zaman olduğu gibi bir parçacık içerisine kaşar peyniri atarım ki beşamel birbirini hem daha güzel lezzetlensin hem kaşar peyniriyle birbirini iyice özümsesin diye. Kaynamaya başladığında şöyle hafif kenarlardan blup 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 etmeye başladığında ve hala hazırda sıvıyken bunun artık işi tamamdır. Çünkü unutmayın tavuklarınızın dışı ve bir kısmı pişti ama içinin hala biraz pişmesi lazım. Yani tavuğun fırında hafif sıvımtırak bir sosun içerisinde, sıcak bir sıvımtırak sosun içinde takriben bir 20 belki 25 dakika civarında bir süreye ihtiyacı var. O yüzden biz de o süreyi ona vereceğiz. Bak. Hafif sıvımtırak bir kıvamda dediğim gibi alıyorum beşameli şöyle. Öncelikle tavukların üstünü kapatacak vaziyette güzel güzel döküyorum ve her birine muntazam bir şekilde pay ediyorum. Tavukların üstü kapandıktan sonra da kalan beşameli sos tenceresinin daha doğrusu buradaki fırına girecek olan fırın kabının her yerine güzelce gezdiriyorum. Fırında yaklaşık bir 20-25 dakikaya ihtiyacımız var. Bu 20-25 dakikanın ilk 10-15 dakikası kendi halinde. Yani beşamel bu şekilde olacak vaziyette pişecek, tamam mı? Arkasından yeniden fırının kapağını açacağım ve üstüne birazcık daha kaşar peynir gezdirip bir 10-15 dakika daha öyle pişireceğim. Dediğim gibi şimdi buna bir şurada bir 15 dakika verelim. Arkasından da dediğim gibi kaşarını da vereceğim ve direkt olarak kaşar peynir eridiği zaman zaten 20-25 dakikalık sürede olmuş. İçerideki her şey pişmiş ve birbiriyle iyice özümsemiş duruma gelecekler. Hadi buyurun biz çorbamızı yapalım. Aslına bakarsanız gayet iyi bildiğiniz, sevdiğiniz ve kolay çorbalardan bir tanesi. Özellikle tarhanayı önden hazırladıysak. Şimdi tarhana çorbası özellikle bence tereyağla güzel olur. Ha sıvı yağ bulamadığınız noktada sıvı yağ ile yaparsanız neden olmasın? Ve içerisine 100 gram kadar orta yağlı kıyma. Eğer 200 gram, 250 gram falan eklerseniz iş çorba olmaktan çıkıyor. Çok fazla kıymalı kalıyor. Tamam. O yüzden 100 gram bizim için bunda yeterli. Öncelikle kıymayı şöyle yağda hafiften bir ezerek çok topaklanmasını engelleyecek vaziyette birazcık rengini döndüreceksiniz. İyice ısınmış bir tavanın içerisine koyup böyle karıştırarak bir tahta kaşıkla olabilir, böyle bir çırpma teliyle olabilir ve benzeri bir şey yaparsanız böyle tel tel lif lif dağılır ve aslına bakarsanız tam böyle bir çorbanın içine girecek kıyma kıvamına gelir. Bir de baharatlandırma, kıymanın kıyma gibi tatmasını engellemek için bir parça tuz ve karabiber mutlaka koymanız lazım. Arkasında işin içine bir parça salça ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı kadar domates salçasına ihtiyacım var. Aldım şöyle bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Şimdi tarhanaya aslına bakarsanız salça çok eklemeye gerek yok normal şartlarda. Fakat ben hani bu çorbanın böyle kıymalı vesaire olduğu için içerisine salça ekledim. Ama siz eklemek istemezseniz çok da dert değil, zorunda değilsiniz, tamam mı? Salça da hafif böyle kendi
Kokusunu bıraktıktan sonra işin içerisine 2 diş de sarımsak ekleyeceğim. Sarımsağı şu şekilde çekip içerisine atıyorum. Ve her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi artık tarhanayı çorbanın içerisine alabiliriz. Tarhana burada bakın bekledi, kalınlaştı ve bir çözelti kıvamına geldi. Tamam mı? Benim için çok şu anda müsbet olan şey bunun tam istediğim çözelti kıvamına gelmesi. Burada şey diyemem size. İşte şu kadar tarhananın üstüne bu kadar su koyun, onu yapın bunu yapın diyemem. Çünkü her tarhananın farklı bir dokusu var. Bazıları çok uzun sürede suda kalmak isterken bazıları hızlıca ılık suyun içinde yaklaşık 10 dakika 12 dakika içerisinde bu gördüğünüz kıvama gelmeye hazır. Ben toplamda aşağı yukarı 4 yemek kaşığı kadar tarhana koydum bunun içerisine. Tamam. 4 yemek kaşığı tarhananın üstüne de sıcak suyu koydum ve şöyle gördüğünüz gibi kalın ve yoğun bir kıvam elde ettim. Şimdi artık bunun üstüne istediğiniz kadar su ilave edebilirsiniz. Takriben 1 litre civarında su ekleyeceğim. Ve çorbamın altını yakıp şöyle güzelce burada kaynama noktasına gelene kadar şöyle yoğun bir ısıya maruz bırakacağım. Eğer ki seviyorsanız, bu şekilde bırakmak istiyorsanız eyvallah. Ama ben kuru naneyi seven bir insan olarak içerisine ilave bir parçacık da kuru nane atmanın hiçbir mahsurunu görmedim bugüne kadar. Siz de koyarsanız siz de mutlu olacaksınız diye düşünüyorum. Azıcık da bir kuru nane ilave ettim. Opsiyoneldir, zorunda değilsiniz. Sonra kapağını kapatıp bu arkadaşı bir 15 dakika kadar hafifçe tıkırdatacağız. Yoğunlaştıracağız. Arada bir gidip gelip karıştırmayı amana ihmal etmeyin. Şimdi fırındaki beşamelli ana yemeğimiz pişiyor. Çorbamızın da yaklaşık böyle özümsemesi için bir 10-15 dakikası falan kaldı. Ben artık muhallebili kadayıf tatlısını yapabilirim. Çünkü irmikli olan kısmı da kısmen hazırladım. Şimdi bakın şöyle bir fırın kabı var elimde, tamam mı? Hani bu böyle taban kısmı bombeli, ince uzun bir fırın kabı. Böyle bir fırın kabınız yoksa dünyanın sonu değil, eldeki dikdörtgene yakın veya hani o formu verebilecek istediğiniz gibi fırın kabında gayet rahat çalışabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsunuz? Öncelikle elimde birkaç parça tereyağı kaldı, tamam mı? Sizden isteğim, bu fırın kabınızın tabanını şöyle tereyağı ile güzelce yağlamanız. Ama oda sıcaklığındaki tereyağı görüyorsunuz değil mi? Hiç de böyle azımsanmayacak oranda koymaya çalışıyorum ki fırın kabı içerisine koyacağım kadayıfları tereyağla beraber iyice tutsun ve arkasından fırında pişerken o kadayıflar tereyağı ile iyice birbirini bulsun istiyorum. O yüzden elinizle şöyle tereyağı güzelce her yanına yayıyorsunuz. Her tarafını gördüğünüz gibi şu şekilde yağladım. Yani biraz çok gibi gözüküyor ama değil. Kadayıfın biraz yağ ihtiyacı var. Eriterek sürmek yerine böyle yapın. İnanın bana çok çok daha iyi bir sonuç alıyorsunuz. Şimdi gelelim kadayıfımıza. Şurada kadayıfımız. Hep şey derim, kadayıfınız ne kadar kuru olursa o kadar çıtır çıtır filan. Burada da aksine biraz yaş ve çok fazla kırılmamış kadayıfı ihtiyacımız var. Çünkü bunu bir şöyle gömlek gibi üstüne sereceğiz. Bakın alın kadayıfınızı, şöyle elinizde bir havalandırın, tamam mı? Ve mümkün olduğu kadar şöyle ince uzun parçalar elde etmeye çalışın. Sonra elde ettiğiniz bu ince uzun parçaları şu şekilde bu kabın içerisine sadece tabana değil şöyle kenarlardan birazcık dışarıya da sarkıtmanız lazım. Hepsini tek bir seferde, tek bir batımda yapmanızı hiç beklemiyorum. Öyle bir talebim yok. Ama mümkün olduğu kadar şöyle havalandırıp elinizle açtığınız şu kadayıfları ince uzun ince uzun şöyle hem tabana eşit olacakmış vaziyette hem de kenarlardan eşit şekilde uzayacakmış vaziyette sermenizi istiyorum. Ben de elimden geldiği kadar eşit olacakmış vaziyette bunları böyle yaydım ve serdim, tamam mı? Şimdi tereyağlı olduğu için taban ve kenarlar elimle birazcık bastırıyorum ve eğer bir yerde bir dengesizlik varsa, bir yerde bir fazlaca açılma varsa oralara ufak tefek müdahalelerde bulunuyorum. Mesela şurada azıcık var. O yüzden şuraları bir parçacık doldurmakta fayda var. Ev işi bir şey yaptığımız için son derece doğal, kendi halinde görünümlü ama
lezzetinden hiçbir eksiği olmayan bir kıvam arıyoruz, tamam mı? Elimizle de bastırıp dediğim gibi tereyağı ile birbirlerini bulmalarını sağlıyoruz. Şimdi sıra geldi buradaki irmikli katmana. Biz beklerken birazcık daha gövdelendi. Bir tık da soğudu. Tam soğuduğunu söyleyemem ama bir tık soğudu. Şimdi bunu bir makasla keseceğim ucunu. Sonra içerisine şöyle bir katman olarak güzelce bir sıkacağım. Tamam. Hali hazırda biraz sıcak. Azıcık eliniz yanabilir. Eliniz yansın istemiyorsanız da bir torşon alıp torşona sarıp o şekilde de sıkabilirsiniz. Şimdi içi lezzetlendirmeye devam. Birazcık ceviz atıyorum içine. Şöyle hafif ince dövülmüş. Tamam. Sonra muz alıyorum. Fırındaki diyor ki üstüme biraz kaşar peyniri at. Muzu şöyle alıp ince uzun ortaya doğru bastırıyorum. Boyutuna göre bir ya da iki tane muz gayet yeterli olacaktır bunun için. Tamam. Şu fırındakinin kaşar peynirini atalım da sonra kızmasın. Vallahi zaten dediğim gibi 15 dakika içerisinde içindeki sosla beraber hafiften bir kendine gelmiş. Sadece şöyle birazcık renk olsun, çarşı pazar şenlensin, ortalığa azıcık coşku gelsin diye biraz kaşar peyniri serptim, kapattım. Peynirler eriyene kadar fırında devam ediyor. Bir de çorbaya bakalım çünkü bence çorbanın da işi tamam. Bak, yoğunlaşmış vaziyette, kıvamlanmış vaziyette şu şekilde. Bunu artık ateşten alıp şöyle bir karıştırdığımda işte mükemmel vaziyette bir tarhana çorbası. Kıvamı, rengi özellikle içine koyduğumuz salçadan dolayı iyice bir dönmüş. Lezzeti de oturmuş. 10 numara 5 yıldız servisi hazır. Gel gelelim buraya. Bu arkadaşımıza da artık altını üstüne yaptık ya. Söyledim elinizi yakmak istemiyorsunuz diye şöyle. Alıp kalan irmiği içeriye güzelce sıkıyorsunuz. Bunun böyle mükemmel bir vaziyette sıkılmasına ve benzerine ihtiyacı yok. Ben sadece hani transfer etmenin kolaylığını göstermek için bunu yapıyorum. Tamamen sıktıktan sonra da bir küçük spatula, birazcık su. Spatulayı ıslatıyorsunuz ve bunu şöyle güzelce içeriye seriyorsunuz. Bakın iyice doldurdum bunu. İçeriye de serdim. İhtiyaç durumunda spatulayı ıslatıp serme işlemini istediğim gibi devam ettirebiliyorum. Sıra geldi üst kapatma işlemine. Kenarlarından alıyorsunuz şu ek parçaları ve şöyle güzelce kapatıyorsunuz, tamam mı? Şimdi böyle direkt fırına mı gidiyor? Hayır. Bunun üstüne bir parçacık daha tereyağı süreceğiz, tamam mı? Burada da şöyle yapmanızı isteyeceğim sizden. Altına tereyağı güzelce sürmüştük hatırlıyorsanız elimizle. Fakat bunun üstüne tereyağı sürmek elimizle kolay değil. O yüzden hafif erittikten sonra bir fırçayla üstünü yağlayacağız ve direkt olarak 180 derecelik fırına atacağız. Yaklaşık 25 dakika veya biraz daha fazla olabilir. İyice rengi dönene kadar, yani ben size şöyle söyleyeyim, hadi 25 de değil de ben size garanti olsun diye bir yarım saat vereyim. Yarım saat içinde bunun hem üstünün rengi dönecek hem de altının rengi iyice dönecek. Çıkartacağız. Birazcık birkaç dakika kadar dinlendirdikten hemen sonra bu kalıbın içindeyken şurada hazırladığımız şerbeti güzelce üzerine dökeceğiz. Kalıpta şerbeti biraz çektikten sonra da laps ters çevireceğiz ve servis edeceğiz. Gördüğünüz gibi olayımız bundan ibaret. Fırındaki arkadaşımızın yaklaşık 6-7 dakikası var. 6-7 dakika sonra onu çıkartacağım, bunu atacağım. Yarım saat kadar fırında bırakacağım. Yarım saat sonunda çıkartıp şerbetle buluşturacağım. Ters çevirip servis edeceğim. Olay bu. Çorbam hazır. Fırındakinin 7-8 dakikası var. O çıkacak, bu girecek. Ondan sonra ortalık bayram yerine dönecek. Güzel bir iftar sofrasına çok az vaktimiz kaldı.
İşte Arda'nın Ramazan mutfağında bugünün menüsü böyle. Dördüncü günü de hep beraber yaşadık. Güzel bir kıymalık tarhana çorbası yaptık. Yanında beşamelli sebzeli tavuk, şahane bir tarif. Ve en sonunda da muhallebili kadayıf tatlısını ters çevirip şerbetiyle beraber böyle güzelce tabağa akmasını seyrettik. Üstünü istediğiniz gibi süslersiniz. Eğer tariflerin detaylarını isterseniz Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına geliyorsunuz. Hem bugünkü hem de bundan önceki tariflerle ilgili yönlendirmelerimi ben oradan size yapıyorum. Efendim, bugün güzel bir Arda'nın Ramazan mutfağı günüydü. İftar soframız için harika tarifler yaptık. Yarın da eğer benimle birlikte olmak isterseniz sizi tam da bu noktada bekliyor olacağım. Yarın görüşüp şahane yemekleri birlikte yapıncaya dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Yarın Arda'nın Ramazan mutfağında iftar için nefis tarifler. Önce bir patatesli baklava börek yapacağız. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Arkasından bir pırasa mücveri tarifi vereceğim size. Yanında güzel bir tahinli yoğurt olacak ve en sonunda kolay vişneli ekmek tatlısıyla nefis bir iftar sofrasını beraber hazırlayacağız. Yarın Arda'nın Ramazan mutfağı harika tariflerle sizi bekliyor olacak.